Araplarda kızları iki kısma ayırabilirsiniz. Kız çocuklarını toplumda zaten erkek çocuk bütün cahiliye toplumlarında Allah'ın lütfu olarak görülür. Bu bütün cahiliye toplumlarının ortak özelliğidir. Niçin? Babanın yanındadır. Babaya güç katar, çalışıp eve ekmek ekmek getirir. Evlense bile ailenin soyunu devam ettirir. Allah'ın lütfu olarak bakılır. Kız çocuklara gelince eğer kız çocuğu şerefli bir ailenin, zengin bir ailenin kızıysa soy sop sahibi kimse buna karışmıyordu. Zaten kendi hayatını bu idame ettiriyordu. Değerli fikirlerine başvurulan bir kadın olarak. Ama garibanların çocuklarına gelince kız çocuğu olduğunda şöyle düşünüyorlardı. Diyorlardı ki bu çalışıp eve ekmek getiremez. Savaş olduğunda atına binip kılıç çekip aileyi muhafaza edemez. Biz bunu besleyeceğiz, besleyeceğiz, besleyeceğiz. Belli bir yaşa geldikten sonra başkasının karısı olacak doğurduğu çocuklar da bize değil, doğurduğu adamın ailesine nispet edilecek diyorlardı. Bunlardan ötürü kız çocuklarını ya diri diri toprağa gömüyorlardı, Allah muhafaza, ya da kız çocuklarından nefret ediyorlardı. Bir utanç kaynağı olarak, hani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle onlardan birine kız çocuğu olduğu söylendiğinde utancından gizlenmek ister diyordu Allah Azze ve Celle. Kimse beni görmesin. Lakin onlar gerçeği söylemiyorlardı. Allah Kur'an-ı Kerim'de çocuklarını niye öldürdüklerine dair onların iç dünyalarındaki gerçeği gösterdi. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ dedi. Rızık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin dedi Allah. Yalan da söylemeyin boşuna. Siz çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürüyorsunuz. Yani evde bir boğaz daha fazla oldu. Ben buna bakamam. Bizim kazandıklarımız bölünecek. Siz bu korkudan dolayı bunları öldürüyorsunuz. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ Onların rızkını veren de biziz dedi Allah. Onları öldüren korkakların rızkı olan sizlerin rızkını da veren biziz dedi. Aslında cahiller nüfus arttıkça rızkın azalacağına inanırlar. Rezzak olan Allah'a inanmadıklarından ötürü. Bundan ötürü de fazlalık gördüklerini öldürürler. Fazlalık gördüklerini öldürürler. Ee, bu inşallah eğer nasip olursa bu hafta e, Allah Azze ve Celle'nin Er-Rezzak ismini dinleyin. Allah Azze ve Celle'nin Er-Rezak ismini anlattığımızda dinleyin. Orada ikinci maddede dünyada şu anda var olan savaşların, kaosların sebebinden birinin de bu olduğunu uzun uzun anlattım. İnşallah oradan dinlersiniz. Yani e, Rezzak olan Allah'a inanmayanlar nüfus arttıkça rızkın azalacağına inanıyorlar. Onun için güçlü olanlar güçsüz olanları öldürmeye, onları yemeye başlıyorlar, çıkarmak istiyorlar. Mekkeli müşrikler de aynen böyle. Peki nikah nasıl? Yani bir kadınla erkeğin arasındaki üreme nasıl oluyor? Ayşe annemiz Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste, burada da vermiş zaten hadisi tafsilatlı bir şekilde. Cahiliye toplumunda dört çeşit e, kadın erkek ilişkisi olduğunu söylüyor. Bir, bir erkeğin bir kadını babasından isteyip, nişan, nikah yapıp bir kadınla bir erkeğin evliliği. İslam'ın da uygun gördüğü İbrahim'in dininden kalan fıtrat evliliği dediğimiz evlilik. Peki ikincisi ne? İkincisi şöyle, bir adamın soyu çok böyle övülen bir soy değilse, karısına diyordu ki hayızdan temizlendikten sonra git, soy sahibi bu adamla beraber ol, hamile kal, çocuk doğur, benim çocuğumun da soyu güçlü olsun diyordu. Karısını bir başkasına peşkeş çekiyordu. Bundan daha kötü olanı peki neydi? O da üçüncü şekli. Mesela ona yakın kişi bir araya geliyorlar. Erkek bir kadın yanına gidiyorlar veya bir kadını davet ediyorlar yanlarına. Hepsi o kadınla beraber oluyor. 10 tane adam beraber, bir kadınla beraber oluyor. Ve bunu da bir arada yapıyorlar. E bu pisliği de hep beraber yapıyorlar. Ondan sonra çocuk dünyaya geldiğinde kadın çocuğu alıyor. Bu 10 tane adamı da evine davet ediyor. Bakıyor 10 tane, ey falan çocuk senindir deyince çocuk ondan sonra o adama nispet edilen, onun oğlu olarak anılan bir çocuk oluyor. Bir de fuhuş evleri var. Yani bugün ki genel evlerinin aynısı gibi umuma açık olan nasıl bugün bayrak asıyorlar e, genel evlerine kapısına polis koyuyorlar o zaman da böyle bazen kadının iç çamaşırını bazen başka bir şeyi kapıya asarlardı ta ki oradan geçen biri burada işte bir kötü yolda olan bir kadının olduğunu bilsin oraya giderdi. Kadınlar korunurlardı normalde ama oldu ki diyelim kadın hamile kaldı. Kadın gelirdi Kabe'nin bulunmuş olduğu yere. Orada soy bilimini bilen insanlar vardı. Onlardan birini çağırırlardı. Bu çocuğa bak, şurada bulunan erkeklere de bak derlerdi. Adam kimin ayağına bakardı, kiminin kulağına bakardı. Bu çocuk falan canın çocuğudur derdi. Ve ondan sonra o çocuğu da ona ona verirlerdi. Böyle bir hayat tarzı var. Allah Resulü gelince bunların hepsini iptal etti. Sadece birinci sınıfta zikretmiş olduğumuz kızı babasından isteyip nikahla beraber olunan evliliğe Allah Resulü müsaade etmiş oldu. Lakin burada şuna dikkat etmenizi istiyorum ben. Bunu öğrendikten sonra özellikle Cahiliye toplumlarının tamamında fuhuş topluma mal olmuş vaziyettedir. Yani hiçbir şirk toplumu yoktur ki mutlaka fuhuş bütün topluma mal olmuş vaziyettedir ve fuhuşun resmi olarak yapıldığı, herkesin haberdar olduğu evler vardır. İster bu 1400 sene önce olsun ister 1400 sene sonra olsun bu toplumun bir gerçeğidir, toplumun bir hakikatidir ve toplumda mevcut olan bir şeydir. Dün fu evleri vardı, bugün genel evleri, genel evleri var. Bu hiçbir şekilde değişmiyor. Şimdi bunu insanlar bunları okuyunca şöyle düşünüyorlar. Ya diyorlar ki ya ne kadar ilkel toplumlar. İşte 10 tane adam bir araya geliyor. Ondan sonra bir kadınla beraber oluyorlar ve herkes de bunu herkes de bunu biliyor. Ya eğer bu ilkellikse e, sizinki hayvanlık olan bir şey var. Yaptığınızı çekip bir de milyonlara seyrettiriyorsunuz. Yani gene bu adamların yaptığı 10 tane adamın arasında 10 tane adamın arasında kalıyordu. Yani geçmişe gülenler bunlar ne kadar ilkel toplumlardı diye dalga geçen insanlar aslında kendi ağlanacak hallerine gülüyorlar. Yani bugün fuhşiyat oka öyle bir boyuta gelmiş ki fuhuş sektörü diye bir sektör var. E böyle bir sektör var. Bundan para kazanan insanlar var. Bunun sinemasını yapan insanlar var. Bunun için mesela dünyada şu an belki geçen aylarda gündeme geldiği görmüşsünüzdür. Avrupa'da 9 bin taneye yakın göçmen çocuk kayıp. Yok ortada. Yani nerede bu çocuklar peki? İşte Amerika'da ülkeyi yöneten zengin sermaye sahibi olan insanlar toplantılar yapıyorlar. Bu küçük çocukları bu toplantılara çağırıyorlar. Bunlarla fuş yapıyorlar. Ve bu çocuklar nedir, nerede yaşar, ne şartlarda bunlar yaşıyorlar, niye kimse bunlara sesini çıkarmıyor? Bırakın buna tepki göstermeyi, 2-3 tane kanal 2-3 gün haber yaptı bunu, ondan sonra yer yerinden oynaması gerekirken dünyada bu konu kapandı gitti, şu anda hiç kimse bu konuyu konuşmuyor. Bu pisliğe sukut eden, bunun üstünü örten herkes bu pisliğe ortaktır aynı zamanda. Ha, bu düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yöneten insanlar… Koca koca üniversiteleri bitirmiş olan insanlar 9 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar üzerinden pislik yapıyorlar ve bütün dünya bundan habersiz ama insanlar hiç böyle bir şey yokmuş gibi, böyle bir şey yokmuş gibi susuyorlar. Yani fuş anlatmak istediğimiz şey kötülük fuşiat cahiliye toplumlarının ortak ortak sıfatıdır, ortak özellikleridir. Bu da zaten Mekke'li müşriklerin de en büyük en büyük problemlerinden bir tanesi de buydu diyebiliriz.